Siz Türkçe ezan zamanında yetiştiniz. Evet. Okudum da. Okudunuz mu? Okudum. Babam okuttu bana. Kendisi okumadığı için. Kaç yaşındaydın abi o zaman? 15-16. Çocuklar okuturlarmış çünkü. Evet. Kendileri okumamak için. 15-16. Ne oluyordu o zaman abi? Halkın düşüncesi, tepkisi, tabii ki ama neydi? Vallahi benim pek aklım ermiyordu. Babam oku diyordu, ben de okuyordum. Hatta şöyle bir şey oldu. Oluyordu yani. Babam mezun olduğu için Buyurun. Buyurun efendim. Evet Aziz abi. Buyurun. Şunu koyayım hocam kendi için. Babam o şeyi benimseyemedi yani. Türkçe olarak. Aziz abi rahat şey yapılıp çok zaman geçmiş. Okumayı 60 sene geçmiş aradan artık. Benimseyemedi. Okuyan var mıydı? Nasıl? Minareye çıkıp Arapça okuyan. Hayır. Olamazdı. Yoktu değil mi? Olamazdı. Anadolu'da? Yoktu. Hiçbir yerde yoktu. Ta ki 50'ye kadar. 50'ye kadar. 50'den sonra tabii serbest yapınca. O şekilde. O gün ne oldu? Ne hissettiniz, ne yaptınız? Mesela doğru mudur bilmiyorum. Hep söylerler. İkinci yazının birkaç defa okunmuş. Aynı minarede. Yeni Türkçe, eski Türkçe. Arapçası. Arapça. Yani sevinçten yine eski ezan döndü, avdet edildi diye. Evet. Vallahi ben bu şekilde senin dediğin gibi 3-5 defa okuyan olduğu gibi okurken ağlayanları da gördüm. O gün? O gün, ondan sonraki günler. Yani millet böyle bir hasret çekiyordu. Mesela babam minareye ben çıkardım. Ben okurdum. Babam da içeride kâhmet getirirdi. Namaz vaktinde. Kâhmeti... Hangi camide? Kasımpaşa Hacı Hüsrev. Hacı Hüsrev camide. Oranın mezuniydi babam. Ben de şey yapardım, içeride şey yapardı. Eski Türkçe kâhmet getirirdi. Ama ben kapıda erkete dururdum. Ha, cemaat var mıydı içeride? Cemaat var da... Bazen cemaatin içinden şikayet edenler olurdu babama. Meclis Efendi, efendim, Arapça kâhmet getiriyor falan diye böyle bir şeyler. Ben kapıda murakip falan gelirdi çünkü şeylerde, müftülükten. Kontrolör yani, kontrol için. Evet. Şikayetin akabinde. Tabii ben şey yapınca, murakip de tanıdık bir. Babamı sevenlerden birisi. Tabii hakkında işlem yapmazdı. Aa, yoktu böyle bir hadise. Yoktur böyle falan diye. Böyle bir şeyler ufak tefek yaşadık. Ufak tefek. Ufak tefek. Yalnız işte hafızlığımda bayağı şey yaptık. 3 sene gibi amir dedi ya 3 senede falan. Ben de 3 senede bitirdim hafızlığımı. O yıllar biraz çetin geçti. Ne gibi? Aziz abiciğim 60 sene geçmiş üzerinden. Olsun. 60 sene geçmiş. Olsun. Rahmetli Sultan. Yapma şimdi. Unutmayın. O işlere girme. Bir yerde dur lütfen. Yani bir zor günler yaşadık o mevzularda. Ama hamdolsun şimdi her şey. Yani 50'den itibaren. Peki, iç ezan Türkçe miydi gene? Hepsi Türkçeydi. Ha. Tabii. İç ezan da Türkçeydi. Tabii. İçen dışarısı yoktu onun. Yani sadece minare değil. Minare değil. İçeride de öyle. Peki, iç ezan da Türkçe okuluyor. Sonra? Başka ne Türkçeydi? Cuma ezanı da öyleydi.
O da tutuyor, evet. Tabii. Öyle değil mi Damir? Öyleydi. Biz hatırlar mısınız? Ben birkaç defa okudum. Türkçe yazan? Tabii. Birkaç defa okudum. Yanıt Kamet'i hatırlamıyorum yani Türkçe, Arapça olmadığını. Yok yok, Kamet'te. Kamet'te Türkçe. Kamet'te aynı. O Yanıt Kamet'in bir ilavesi vardı. Şüphesiz bilirim, Tanrı'nın elçisi var mı? Aydın namazı. Kadı Kamet'i saati, Kadı Kamet'i sala. Kamet olduğu için, ezan evet. Değil. Ezana bir ilave. Kadı Kamet'i. O Arapça söylüyor. Evet, Arapçası. Kadı Kamet'i sala. Onu Türkçe, nasıl oldu o Kadı Kamet'i sala? Namaza hazırlanın mı? Öyle bir şey. Tabii tabii. Ha, o da mı Türkçe? Tabii tabii. Ha, o da Türkçe. Tabii. Ha. Yani ezana ilaveten o kâmetteki şeye kadı kâmeti salat. Evet. Kâmete hazırlanın yani. Evet. Şey. Ben onu da Türkçe okuyorum. Namaza hazırlanın. Evet. O da Türkçe. Yani. Peki cenaze namazı mesela? Bir de sabah ezanında ilave vardı. Evet. Namaz uykudan hayırlıdır. Salatu hayrun minen nev. Onun Türkçesi namaz uykudan hayırlıdır. O da okunur. Evet. O da okunurdu. Yani bunları ben çok okudum. Çok okudum. Mesela cenaze var. Öğlen vakti kalkıyor. Öğle ezanı okunuyor. O Türkçe. Evet. İç ezan da Türkçe. Evet. Kamet Türkçe. Evet. Sonra namaza geçiliyor. Evet. Cenaze o şekilde. Evet aynı. Yalnız şeyler de değişmemişti. İmamın tekbiri ve Kur'an-ı Azimüş yanındaki değişik, aynı bugünkü okunuş şekliyle Elham, Fatiha, Zamm-ı Sure falan aynen devam eder. Arapçaydı o. Arapça. Kur'anca yani. Ona da tevessül edilmiş. Ancak Atatürk demiş tamam bu aynen böyle kalacaktır. Diye, İleriye gitmeyin. Diye şey yapmış. Bu şeyden sonra da daha yakın tarihlerde, bildiğimiz hepimizin bildiği tarihlerde de tekrar buna bir tevessül edildi. Evet. Edildi. Ve büyüklerimizden birisi, isim vermiyorum, Umre'ye gidiyor Suudi Arabistan'a. Sağıma baktım diyor Sudanlı. Soluma baktım Yemenli. Önüme baktım İranlı, arkaya baktım Iraklı, işte Türkler, Mürkler, Bizler. Ezanın Türkçe okunuşunu düşündüm. Birader, Iraklı ne anlayacak bundan? İranlı ne anlayacak? Madem ki Müslüman kardeşliği var, hayır efendim olmaz diye gelenleri azarladım, kovdum. Bu böyle okunmuştu ve böyle okunacaktır dedim diye şu anda hayatta bulunan büyüklerimizden bir tanesi bunu bu şekilde şey yapıyor. Anladım. Erhan? Şey var, mesela ben bazı gazetelerin kopyasını almıştım da. Tabii bu ilginç bir hadise. Mesela bu 32'de ezanın Türkçe okunmaya başlamasıyla birlikte tabii yeraltı camiinde Türkçe Kur'an da okutulmuş. Mesela diyor, dini bir inkılap, Türkçe Kur'an. Yeraltı camiinde Mevlüt ve Kur'an okunacak Türkçe olarak diyor. Ve okuyan kimmiş? Kaynak mı? Saadet'in kaynak mı? Bu sayfasında isim yok. Yarın okunacak diyor. İsmini vermiyor. Fakat evet. İlginç bir şey, uzun süre kabul edilmemiş aslında. Yani sessiz de kalınmamış. Mesela 33'te Bursa'da çok büyük hadiseler çıkmış. Yani Bursa hadiseleri. Mesela diyor ki gazetede ezanın Arapça okunmasını isteyerek nümayiş yapanlara yakalandılar. Dün yeniden tevkifat yakalandı. Mevkufların üzerinde mühim vesikalar bulundu. Mevkuflar arasında 3 hafız, bir elektrikçi, bir kuyumcu, bir kasap, bir köy imamı, bir mühürcü ve bir çilingir var. Yani şey tabii ilginç. Mesela o Türkiye'de unutuldu. Zaman zaman sen bahsedersin. Ticaniler diye bir grup uzun süre Arapça ezan için mücadele etmiş. Mesela bu şu gazeteyi gösterelim mi? Mesela Göster. Haberi söyleyelim o zaman. İki meczup dün mecliste Arapça ezan okudular. İstiyorsanız şöyle göstereyim. Hayır, ben göstermeyelim hiç anlamadım. Alt kattan ezan sesi gelmeye başlayınca meclis polisleri bunu yapana yakaladılar. Yakalananlardan biri tımarhaneye girmiş, eski bir memurdur. Diğeri de akli muayeneye tabi tutulmuş ve ikisi de Arapça ezan okumaktan evvelce mahkum olmuşlardır diyor. Yani çünkü Arapça ezan okumak. Hiçbir şey anlamadım. Yani meclise 49 yılında iki kişi meclise girmişler. Mecliste
milletvekilleri toplantıdayken ezanı ezan okuyorlar. Arapça mı? Ticaniler mi? Ticaniler. Pilavoğlu. 5 Şubat 1949. Ve yakalanıyorlar. Bunların ikisi de daha önce Arapça ezan okumaktan dolayı tutuklanmış kişiler şeklinde haber veriliyor. Tabii uzun süre şey olmuş, mücadelede yapılmış. Tabii en sonunda 17 Haziran 1950'de Halk Partisi'nin de iştirakıyla, çünkü orada artık Demokrat Parti teklifi getirmişler ama Halk Partisi de karşı çıkmamıştır. Halk Partisi'nin de iştirakıyla hep birlikte Arapça ezan yasağı kaldırılmıştır. Aslında burada Türkçe ezan yasaklanmamıştır. Kanun o şekilde değil. Aslında. Kanun var yanımda, kanun teklifleri de benim. Mesela şey diyor. İstediği dilde okuyabiliyor gibi bir şey. Yani meclis Arapça ezan yasağını kaldırdı diye veriyor ve ertesi gün tabii insanlar intikal edememişler anında. Bazı yerlerde sabah namazında başlamış Arapça ezan, bazı yerlerde öğlende başlamış. Sevinç'ten biraz önce Murat'ın sorduğu gibi 3-4 defa okuyanlar olmuş. Yani okuyorlar, bir daha okuyorlar, okuyorlar, bir daha okuyorlar. Çünkü uzun süren, 18 yıl süren bir özlem. Ve günümüze kadar da o şekilde, dediği gibi bir önce Amir Hoca'nın, zaman zaman tartışıldı bu yakın zamanda da Türkçe tekrar olsun mu olmasın, evet, mı diye. Söylediler onu. O konuşuldu, söylediler. Ha, konuşuldu, yani tartışıldı uzun süre Türkiye'de, yakın zamanda da tartışıldı. Tabii bu dediğim... Bir Türkçe ezan dinleyemiş, yoruma görünce hayır, yorum değil. Uzak. Türkçe ezan okumak günümüzde suç değil, isteyen okuyabilir. İsteyen okuyabilir. Ama Türk milleti Arapça okunmasını istiyor. Biraz önce hocamızın da dediği gibi. Herhalde bir Türk milleti Arapça okunmasını istiyor demek de bir başka bir şey, bir başka manaya çıkar. Türk milleti yani, istiyor. Türk milleti istiyor diye işte, millete vekalet al, kimse almadı. Millete vekalet almadı. Hayır efendim. Eğer öyle olsa, Türk milleti istemiyor olsa, on binlerce camide Türkçe okuyandır. Erhancığım, yani bu tip konularda millet adına veya milleti karıştırarak şey yapmayın. Bu gelenektir. Evet. Bu gelenektir. O bir gelenektir. Türkiye'de ezanın o şekilde okunması gelenektir demek başka, Türk milleti istemiyor demek başka bir şey. O biraz sert oluyor. Hayır. Millet bunu istiyor ya. Ben tamam, haklısın. Hayır. Sayın şey bakalım, haklısın. Hayır. Tamam. 70'li yıllarda bize hayır, rahmetli Arap deden vefat edene kadar Adnan Menderes'e Arapça ezandan dolayı hayır dua ederdi. Son anına kadar. Yani bak en olumlu olan tamam, gördükleri yön oydu. Tokat'ta değil mi? Tokat. Tokat bir, evet. Biliyorsun mecliste kanun teklifini verenlerden birisi de Tokat milletvekilidir. İki.